adım adım aramaktadır Muhammed Yüce İslam'ı. Çok az Müslümanın olduğu bir ülkede cami arar. Sonunda bulacaktır aradığını. Camiyi bulur ancak vazgeçmek ister. Şeytan aklını çelmeye başlar. Sonun ne olacaktır? Huzura giden yoldan geri mi dönecektir? Yoksa tüm cesaretini toplayıp içeri girecek midir? İşte tam o sırada Allah'ın yardımı yetişir. Sonunda o da Yüce İslam'ın kapısını çalar. Вы мусульманин? Он спросил меня, что меня интересует. Я сказал, я бы хотел. Binanın yakınına geldiğimde bir tereddüte kapıldım. Daha sonra şeytanın beni doğru yoldan çevirmeye çalıştığını anladım. Bu tür düşüncelere kapılmıştım. Belki de girmemeliyim. Belki orası sadece Müslümanlar için ve beni nasıl kabul edeceklerdi. Yanımda bir kişi daha vardı. Ona Müslüman mısınız diye sordum. Bana neden soruyorsun diye cevap verdi. İslam hakkında bilgi edinmek istiyorum dedim. Beni elimden tuttu ve beraber camiye girdik. Daha sonra bir genç arkadaşı yanımıza çağırdı. Kırım Türk'ü olduğunu öğrendim. Birkaç saat sohbet ettik. 2 veya 3 saatlik konuşma esnasında tüm sorulara cevap verdi. Bu zamana kadar Hristiyanlıkta ve İncil'de olan bazı sorular birbirine zıt anlamlar taşıyordu. Ve ben onlara bir türlü cevap bulamamıştım. Ve Allah'a çok şükürler olsun, bu arkadaş, bu Müslüman benim tüm sorularıma cevap verdi. Hatta daha fazlasını bile anlattı. Tüm peygamberler, Adem Aleyhisselam ile başta olmak üzere ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar tek bir vazife için dünyaya geldiklerini anlattı. Allah'ın tek olduğunu ispatlamak için bu mücadelenin, kutlu tevhid mücadelesinin yolunu bana anlattı. Bunları duyduktan sonra İslam'a olan ilgim ve ihtiyacım daha da arttı. Sonunda aradığımı bulmuştum. Ama içimde bazı hisler buna karşıydı sanki. Camideki tanıdık bunları kabul ettiğimi görünce, İslam dinini kabul etmeye hazır mısın diye sordu. Ona düşünmem gerektiğini söyledim. Ama aslında hazırdım ve kendim için bu kararı aldım. Ama bir his vardı. Ve camideki adam bana şunları söyledi. İnsan gerçekleri öğrendiğinde şeytan onun yolunu değiştirmeye kalkar. Daha erken olduğunu ve belki de biraz daha sabretmek zorunda olduğunu söyler. O zaman kendi kendime sordum. İçimdeki hisler kalbimdeki hisler mi yoksa dışarıdan gelen mi? Kalbimi dinledim. Bana kalbim hazır olduğumu söyledi. Ve 24 Nisan 2012 yılında ben hayatımı ve hayatın anlamını değiştirecek sözleri söyledim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Elhamdülillah. O artık hazırdır. Elhamdülillah. Kalbinin sesini dinler. Çünkü insanın kalbi, insanın sağduyusu yanıltmaz. Her zaman doğruları söyler. Her zaman doğru yolu gösterir.
Muhammed de kalbine dinledi ve kurtuluşa erdi. İslam dairesi içine girdi ve huzur buldu. Şimdi şehadet zamanıdır. Müslüman olma zamanıdır. Onun İslam'ı öğrenme zamanıdır. Эти слова на арабском за этим парнем и повторил их на русском. И с тех пор я Ben bu kelimeleri, yani kelime-i şehadeti, ilk önce Arapça, daha sonra Rusça olarak sesli bir halde tekrarladım. Elhamdülillah, bu saatten sonra ben Müslümanım. Dinim İslam ve ben onu öğrenmeye çalışıyorum. Çok memnunum. Müslüman olana kadar hiç yaşamamış olduğumu hissettim. Bu hayatımda yaptığım en güzel şeydi. Beni hayata tekrardan geri döndürdü ve gerçek bir insan olmamı sağladı. Bunun için Allah'a şükrediyorum. Ona çok minnettarım. İslam dinini kabul ettikten sonra çevremdeki insanlar bunu farklı algıladılar. Bazı insanlar bunu korku ile karşıladılar. Bazıları ise ilgi, bazıları ise kuşku ile karşıladı. Ama bu insanların çoğu İslam'ın ne olduğunu bilmiyorlardı. Zaten daha önce konuştuğum insanlarla bizim yollarımız ayrıldı. Çünkü artık farklı şeyler ilgimizi çekiyordu. Sınıf arkadaşlarım daha çok eğlence ve yasak şeylerle meşguldüler. Benim ise artık bu tür şeyler ilgimi çekmiyordu. Şu anda ise arkadaş çevrem daha çok Müslümanlardan oluşmaktadır. Daha çok Ukraynalı Müslüman arkadaşlarım, Kırım Tatarları ve diğerleri. Her şeye rağmen biz büyük bir Müslüman aileyiz. Muhammed dinini değiştirince doğal olarak hayatı değişti. Arkadaş çevresi değişti. Haramlardan uzak durmaya başladı. Hayatı bir anlam kazanan Muhammed, yaşamanın huzurunu bulunca sevdiklerinin de Müslüman olmasını istiyordu. Babası ateistti ve en çok o karşı çıkmıştı. Oğlunun kötü birisi olacağını zannetmişti. Fakat çok yanılıyordu. Sonunda oğluyla gurur duyacaktı. Ну, несмотря ни на что, мы все одна семья, мы мусульмане. В моей семье, как я уже говорил, мой отец сначала встревожился и даже как бы Babam ilk önceleri Müslüman olma haberimi korkuyla karşıladı. Hatta bunu yapmamam için benimle çok konuştu. Birçok örnekler vermeye çalıştı. Genellikle hep Kafkaslarda yaşayan arkadaşların hayat hikayelerini anlatmaya, beni yolumdan vazgeçirmeye çalıştı. Ama bu örneklerin İslam ile alakalı olmadıklarını ben çok iyi anlıyordum. Doğuştan Müslüman olup da daha sonra İslam'ın şartlarına uymayan arkadaşların hayatlarını bana örnekler olarak gösteriyordu. Evet, babam Müslüman olup da İslam yaşamayan insanların kötü tavırlarını ve hareketlerini bana anlatarak İslam'ı kötülemeye çalışıyordu. Ama ben İslam'ı öğrenmeye çalışırken Özbeği, Arabı, Türkü, İranlıyı,
veya Azerbaycanlıyı örnek almıyordum. Benim için tek bir örnek vardı. Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve bundan başka örneğe ihtiyacım yoktu. Peygamber Efendimizin hayat şartlarına uymayan birini bana örnek vermeye çalışırken, İslam'ı ona göre nitelendirmek çok yanlış bir tavır oluyordu. Ama babam İslamiyet'ten beni vazgeçirmek için bu tip örnekleri veriyordu. Çünkü ona göre Müslüman, Müslümandır. İslam ise İslam'dır. Evet, bu doğru. Ama bizim gerçek ölçümüz insanlar değil, insanların hataları değil. İnsanoğlu hata yapabilir. Ama İslam'da hata ve kusur yoktur. Ama maalesef bazen Müslümanlar İslam'ın şartlarına, Allah'ın bize verdiği Kur'an şartlarına ve Peygamberimizin yaptıklarına uymuyorlar. Bu bir gerçek maalesef. Buna rağmen beni tanıyan birçok kişi bunu, yani Müslüman olmamı, anlayış ile karşıladılar. Çok kısa bir zamanda benim iyi yönde değiştiğimi onlar da kabul ettiler. Daha olgun, daha fazla sorumluluk üstlendiğimi de anladılar. Evet, gayrimüslimlere göre bile ben Müslüman olduktan sonra çok daha iyi bir insan oldum. Müslüman olmayan insanlarla tanıştığımda her zaman iki duygu ile karşılaşırım. Birisi ilgi, diğeri ise korkudur. Bunun asıl nedeni ise insanların İslam hakkında hiçbir şey bilmemeleridir. Bildikleri takdirde ise bu bilgiler tamamıyla bazı politik kavramlardan dolayı tamamıyla gerçek olmayan şeylerdi. Yani İslam adına bildikleri çoğu şey yanlıştı. Medya ise Müslümanları bir terör örgütü olarak tanıtıyordu. Sanki İslam kurucu değil de yıkıcı bir yapıya sahipti medyadaki yayıncılara göre. Her şeye rağmen sadece ufak bir konuşma sonrası bu insanlar kendi fikirlerini değiştirebiliyorlar. Ben ve Müslüman olan arkadaşlarım İslam'ı en iyi şekilde tanıtmaya çalışıyoruz. İlk önce kendi hayat tarzımızla, daha sonra ise çeşitli kitaplar ve broşürler dağıtarak İslam'ı yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Bu bizim en öncelikli vazifemiz. Ve bunu başlatan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Tabii ki o insanların en güzeliydi. Ama tek başına tüm dünyayla karşı karşıyaydı. Şu anda Müslümanların sayısı 1,5 milyarı aşmış ve her birimiz İslam'ı biraz tanıtmaya kalksak insanların çoğu Müslüman olur inşallah. Muhammed artık İslam'ı yaymaya çalışıyor. Önce kendi hayat tarzıyla örnek olmaya çalışıyor. Herkesin böyle yapmasını istiyor. İnsanları aydınlatmalıyız. İslam'ın bir barış dini olduğunu duyurmalıyız. Tek vücut olmalıyız. Kendimizi geliştirmeli ve İslam hakkında eksik bilgilerimizi tamamlamalıyız. Böylece hem biz iyi bir Müslüman oluruz, hem de gayrimüslimlere karşı iyi örnek oluruz. Bugün Müslümanlar kendi aralarında bile çok bölündüler. Aralarında ırk ve millet kavramları var. Bazı Müslüman milletler diğer Müslüman milletlere inanmıyorlar. Bazı sorunlar hala Türkler ve Araplar arasında mevcut. Afganlılar ile Pakistanlılar, Ürdünlüler ve Filistinliler arasında. Bu tamamıyla yanlış. Çünkü biz hepimiz Müslümanız ve İslam bizi bir millet olarak birleştirdi. Müslümanlar da en iyi şeyi görmeliyiz.
Şüphesiz İslam ise en güzelidir. Müslümanlar sınırlara ve farklı pasaportlara rağmen birleşmeliler. Yüce Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ayet-i kerime var. Tüm inananlar kardeştirler. Evet, maalesef bugün Müslümanlar tek vücut halinde değiller. Müslümanların birlik olmaması, Müslümanlara karşı olan herkesin maalesef işine geliyor. Düşmanlarımız bunu her zaman kullanabiliyor. Ayrıca şu anda Müslüman olmak, domuz eti yerine dana eti yemek, namaz kılmak için camiye sadece bazı bayramlarda gitmek anlamına geliyor. Hayır, İslam hayatın her şeyidir. Hayat, İslam'ın bütününü kavradığı bir hayat olmadığı sürece gerçek manada bir İslami hayat tarzı olamaz. İslamiyet, hayatın bütününü kapsayan bir nizamdır. İslamiyet'i yaşamak ve onun tüm emirlerini yerine getirebilmemiz için her zaman yeni şeyleri öğrenmeliyiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dediği gibi, yeni şeyler öğrenmek ve keşfetmek Müslümanın borcudur, vazifesidir. Her Müslüman İslam'ı incelemeli ve kurallarını çok iyi öğrenmelidir. Allah'a en yakın olan kişi ise ondan en çok korkan ve İslam dininin kurallarına uyan kişidir. Kurallara uymak için ise onu bilmemiz gerekiyor. Yani İslam'ı yaşamak için onu tanımak, onu bilmek, emir ve yasaklarını çok iyi anlayıp algılamak gerekiyor. Her Müslüman aile, kendi içerisindeki her ferdiyle ilgilenmeli. Çocuklarına gereken eğitimi, İslam eğitimini vermeli. Bunlar yapıldığı takdirde Müslümanların durumu, inanın bugünden çok daha iyi olacaktır. Müzik.